Arkadaşlar Londra'dayız, geldik ve ilk günlerden beri, ya geleli bir ay oldu ve geldiğimizden beri bayağı geziyoruz. Aslında Londra'yı bitirdik diyebiliriz, dış mekanlarını. Ve çok şükür video çekmeye de başladık. Londra'dan arkadaşlar size turistik mekanların vloglarını atmayı düşünüyorum. Sonrasında dünyada ilk 10 listesinde İngiltere'de birçok üniversite var. İşte Oxford, Cambridge var. Buraya 2 saat mesafede. Daha oraları ziyaret etmedik ama gideceğiz inşallah. Ve bir yandan da İngilizce ile alakalı tecrübelerimizi paylaşmaya çalışacağız. Bu arada neredeyiz? Tower Bridge'in oradayız. Arkadaşlar, Tower Bridge tam biz üzerindeyken açılmaya başladı. Görüyorsunuz köprüyü boşaltmaya başladılar. Biz de hemen köprüden çıkalım ve açılışını izleyelim. Geçerken tabii yayalar, araçlar durduruluyor ve bir siren sesi çalıyor. Hatta geçen gün tam şu kalenin olduğu yerde top atışları yapıldı. Benim en favori mekanlarımdan birisi burası ya. Çok seviyorum. Şimdi arkadaşlar ilk videoda biraz kendi tecrübelerimizden bahsedebiliriz. Yani özel bir mekan gezmeyi düşünmüyoruz. Şimdi geldikten sonra bayağı bir dış mekanı gezdiğimi söylemiştim. Şimdi bu dış mekanlarda göze çarpan iki tane şey vardı bence. Biri, şehir bayağı tarihi. Yani birçok yerde böyle tarihi eski binalar görebiliyorsunuz. Evet. Ve bu bence bayağı keyif verici, görmesi güzel bir şey. Duymuşsunuz zaten, duymuşsunuzdur zaten. İngiltere hani Victoria tarzı evleri. Mimarisi. Evet. Bir diğer şey de Londra bayağı yeşil bir şehir. Yani yeşil derken şöyle yeşil. Kenarda bir ormanları yok. Direkt şehrin ortasında birçok yerde parklar var. Yani bir yürümeye kalktığınız zaman kesin bir parka denk gelirsiniz. Kesin bir de metro istasyonuna denk gelirsiniz. Metro istasyonları da çok fazla. Yani metro şehir içine yayılmış. Yeşil olması ve eski olması benim bayağı hoşuma gitti yani geldiğimizden beri. Bu arada şunu da söylemeliyiz. Londra'da herkes İngiliz değil. Pek İngiliz yok merkezde. Aynen öyle. Yani daha farklı yerlerden gelenler, işte Hindistan'dan gelenler, Türkler var yine, Çinliler ya da Asyalılar var genel olarak. Yani Londra'da sadece Türkçe bilerek çok rahat yaşayabilirsiniz. Evet. İngilizce bilmenize gerek yok. Evet. Ama biz tabii olabildiğince uzak durmaya çalışıyoruz ki İngilizce konuşalım, İngilizce çalışalım diye. Arkadaşlar bu aynı İBB'nin bisiklet kiralama şeyi gibi ama şehrin her tarafında olan Santander bisikletler. Bir saat mi ya da günlük mü? 2 pound gibi bir şeydi. Daha önce hiç kiralamadık. Ama kiralamak mantıklı olabiliyor bazen. Çünkü toplu taşıma gerçekten çok pahalı. Ve şu tarz bisiklet yolları şehrin genelinde var. İnşallah bir gün biz de kiralarız. Tabii bunlar için kart falan kullanmak gerekiyordu. Biz ancak çıkartabildik kartımızı. Burada gördüğünüz turuncu tekerlekli bisikletler var. Bunları da uygulamasından kiralayabiliyorsunuz. Uygulamadan açtıktan sonra bisikletin kilidi açılıyor ve sürüşe başlayabiliyorsunuz. Dünyanın her yerinden gelen insan var burada ve bu da aslında bayağı güzel bir şey ki şu an gittiğimiz kursta da birçok yeni kişiyle tanıştık. Onların ülkeleri hakkında bilgi edinmeye falan başladık. Evet. Yani evrenselleşmek adına bayağı güzel bir tecrübe oluyor bizim için. Bu arada arka tarafı da hemen göstereyim size. Benim en çok dikkatimi çeken şeylerden biri işte bu mimari. Böyle daha çok taş yapılar ve rengi biraz daha farklı taşların. O yüzden de benim bayağı hoşuma gidiyor. Arkadaşlar benim aslında anlatmak istediğim, göstermek istediğim çok yer var ama bunların hepsini bir videoda yapmak zorunda değiliz. Daha Buckingham Palace, Westminster'da, London Eye gezecek çok yer var. İnşallah bunları diğer videolarda anlatırız. Ben biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Burada kaldığımız yer nasıl? Burada farklı bir sistem var çünkü ben şu an bir ailenin yanında kalıyorum. Oda kiralama gibi bir sistem. Homestay deniyor buna. Homestay diyorlar. Ve burada işte yemeği de aile hazırlıyor. Hatta benim ailem çamaşırı da yıkıyor falan. Birçok şeyi size sağlıyorlar. Siz de işte buranın kirasını ödemiş oluyorsunuz. Dediğim gibi zaten anlatacak çok şey var. Arkadaşlar videoya önemli bir şey daha eklemek istiyorum. Biliyorsunuz biz Türkiye'deyken İhlas Koleji ile beraber onların stüdyosunu kullanarak videolar çekiyorduk. Ve o zaman kamera, ışık ve mikrofon gibi ihtiyaçlarımızı orada karşılayabiliyorduk.
Ama ben Londra'ya geldikten sonra bu ihtiyaçlarım ortaya çıkmaya başladı. Çünkü bunların hiçbiri bende yok ve bunları satın almam gerekiyor. İşte bu da bana büyük bir maddi yük olmaya başladı. İşte bu noktada bana maddi destek olmak isterseniz aşağıya linkler bırakacağım. Onları kullanarak bana maddi anlamda da destek olabilirsiniz.